Soru abi şimdi ne soruyorlarsa. Buyurun. Ee, sorulardan ben kendi sormak istediğim bir şey. Bir kritik soru sormak istiyorum. Sorun buyurun. Yani belki zor bir soru ama bunu sormak Anka Park'la ilgili. Yok Anka Park'la ilgili değil. Şu Anka Park'ı bitirelim. Çünkü bir konu daha hayır, hayır, bütün konuştuklarınızı etkileyen bir konu. Evet Çünkü gelen sorulardan anlıyorum ki o konu söylediklerinizi de etkiliyor. Nedir? Mesela olumlu bir vizyon oluşacakken... O zaman niye bilmem ne oldu diyorlar. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Neden bu istifa ve görevden alınma konusu vuku buldu? Çünkü 24 yıl orada belediye başkanlığı yaptınız. Ve AK Parti'nin belediye başkanı olarak görevde kaldınız. Madem ee, bu kadar iyi başkandınız. Ha, Şimdi görevden alınma gibi ya da istifanızı isteme gibi bir durum hasıl olunca doğal olarak insanlar şunu düşünüyorlar acaba bir hatasını gördü de mi Cumhurbaşkanı e, göre, istifasını istedi? Peki öyle olduysa hani bunca yıldır AK Partili diye üstüne varılmadı ama bir problem var ki istifasını istedi diye bir durum var. Bu arada deminki belediye Soner Çetin CHP'li Çukurova Belediye Başkanı e, şeyle vermiş, yap işletle vermiş. Bunu açıklarsanız izleyici ve dinleyici daha şey dinler. Yani şimdi tereddütler yaşıyor. Böyle bir boşluk var yani. Boşluk var. Lazım, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer ben o konuyu detayıyla açıklayacak olursam partime zarar veririm. Onun için de böyle bir konuda konuşmak istemem. Yalnız hatırlarsanız sadece ucundan bir şey söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemin içerisinde hani mental olarak yoldukları söylenilen belediye başkanlarını görevden aldı. Hmm. Sadece beni değil. Hmm. Başka belediyeni başkanı. Ve Diyorum. dikkat ederseniz hep Diyorum. mental yorgunluğu üzerinde. Kadir Topbaş duruldu. rahmetli. Ha, evet. Aynen. Bunun üzerinde duruldu. Peki bu mental yorgunluğu neyle ispat edilir? Anketlerle. Hmm. Doğru mu? Evet. Ha. Ee, bu anketleri yapan yapan, bizzat yapan ve başka yerlerden de bu anketlerle bunu destekleyen bir adam vardı. Şu anda AK Parti'de değil. AK Parti'ye ihaneti belli olmuş bir adam. Ee, başka bir partinin temsilcisi şaman eee çalışanı şu an. Bilmiyorum, isim de sormak istemiyorum. Sorma, çünkü boş ver. Çünkü çoğu ben de arkadaşımdır. arkadaşımdır şimdi durumda kalmak şimdi, istemiyorum. Şimdi e, şey olmasın, tartışma ortamı olmasın. Peki. Bu adamın verdiği raporlar var bir şeye. O yüzden mi bunlar oldu? Bu Esas ana neden o? Ana neden ya. bu? Bak diğer nedenlere girmiyorum. Var neden diğerleri baktığına zarar verir. Allah. Ana neden bu. Başka bir şey değil. Eğer ben bir daha başka seçime girersem, evet. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, AK Partililerin 18'i kesinlikle bana oy vermiyormuş. Aa. Siz senelerce ya, anket yaptınız. Ben her yeri ölçtüm, biçtim. Ya. Tam tersi Ankara'da açık söyleyeyim o görevden alınma olmasa seçim kafa kafaya bitebilirdi belki yine Melik Gökçek. Bak ben kadarını... size başka bir şey anlatayım. İlk defa şey olacak. Yani, yani ben aksini düşünüyorum. Nasıl böyle ben, bir soru? Ben size bir e, bütün e, şeyin e, Türkiye'nin duyacağı aksi bir şey vereceğim, şey anlatacağım. Yani Melik Gökçek olur muydu, olmaz mıydı, yapar mıydı, yapmaz mıydı diye. Bu adam aynı zamanda e, Sayın Mehmet Özasçek'in de Danışmanlığını yaptı o dönemde. Aynı ihanetin içinde ona da bulundu aslında farkına varmadan. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben Beyaz TV'de 5 saatlik bir program yaptım. Ösa adaylığı süresinde. O adaylığı süresinde yaptığım o 5 saatlik programdan sonra yeminle söylüyorum size 4 tane örnek vereceğim. Bak yeminle diyorum. Bir, ismini vermeyeceğim. Benim o programdan sonra Kılıçdaroğlu, Anket yaptırıyor. Bunu anlatan Levent Gök. Bizim arkadaşa. Evet. Kim olduğunu da size özelde söylerim. Açar sorarsınız doğru mu yalan mı diye. Estağfurullah. Yok hayır sorarsınız. Şimdi adını verip sıkıntı e, meydana getirmek istemiyorum onun için. Ama programdan sonra lütfen sorun. Hepsinin teker teker isimlerini vereceğim size. Diyor ki Levent Gök. Melih programa çıktı diyor. Bir programda dört puan aşağı çekti bizi diyor. Bir. Bak bir. İki. İki. Aynı programla ilgili olarak Alper Taş biliyorsunuz. Evet. Yanında Kankaya üç kişi Belediye de, Belediye Başkanı. yanında üç kişi daha var. Hatta birisi şu stüdyonun içinde. Bu kadar söyleyeyim. Dört kişi var. Dört Abi kişiler. bizi töhmet altında bırak. Ya siz değilsiniz ya ikiniz değilsiniz ya. Ha. E, bu stüdyonun içinde sadece siz mi varsınız? Kameramanlar mı vardı? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Yok. Arkadaşlar var herhalde <laughs> onlardan. Tamam pardon. Melih Bey'in arkadaşları var. Tamam, Kimse. Senin ee, de arkadaşın olabilir canım. Abi, ka bizim kameramanlar diyorum. Bu, bu boş vakitlerinde bu tür kulislere mi dalıyorsunuz çocuklar? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yok sen de çok iyi tanırsın birisi. Ee? İkincisini söylüyorum. Dört kişi oturuyorlar bir arada. Alper Taşdelen diyor ki Melih programa çıktı diyor. Biz seçimi kaybettik gördük diyor. Melih aldınız ekrandan bitti iş diyor. Etti iki. Üç. İsmini vermeyeceğim. Şeyden sonra gene verir ismini. Bülent Tan'la o arkadaşları diyor ki ya bu Melih'i niye çektiler geriye diyor ekrandan diyor. Ben bunu anlayamadım ki diyor. Bizim meşhur Bülent Tan'la. Evet. Bir arkadaşa kime söylediğini söyleyeceğim şeyden sonra programdan sonra size. Aşağı çektiler diyor. Çekti diyor Melih diyor. Bir programla diyor. Bu niye arada bu? Özür dilerim bir parantez açayım. Ee, bu o olay yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sizleri rahmetli Kadir Topbaş'la dahil istifaya davet etmesi olayı ve sizin istifa etmeniz belediye başkanlarına verdiği sıkıntıdan fazla sıkıntıyı AK Parti'ye verdi biliyor musunuz? Bu bir gerçektir. Onu ben bilemiyorum. Hayır ben e, anketlerle söylüyorum. Çünkü toplumda şöyle bir kanaat oluştu. Ee, ya senelerdir Ak Parti bize bu insanları ortaya koydu, biz de oy verdik. E, demek ki onların bir problemi varmış ki, demek ki Ak Partinin belediyeciliğinde bir sıkıntı varmış diye bir imaj oluştu. Neyse, ya yani o bunun üzerinden evet, çok konuşacak e, konu var. Bitireyim. Buyurun. Ya, bu şeyi bitireyim. Dört tane dedim ya, şunu saydım şimdi sizin. Bir tane de Mansur'un sağ kolu olan birisi. İsmini vermeyeceğim. Onu da veririm size. Ondan sonra şerefimi temin ederek söylüyorum. Başkanım dedi programa çıktım bir seçimi kaybettik gördük dedi. Mansur da gördü dedi. Ben programdan çekildim ki o telkinleri yapan gene aynı adamdır. Şey, e, Ösa Şekiye o telkinleri yapan yani Melih televizyona çıkmasın telkinlerini yapan aynı adamdır. Bir seçimi kaybettik. Hem vallahi hem billahi biz e, ile o seçimi eze eze alırdık. Bu kadar söylüyorum size. Peki